Bilmiyorum. Evet. Tamam. Altyapı olaraktan da Kırıkkale Spor'dan çok büyük hizmetleri var. Gelişim liglerinde yıllarca görev almış. Yaklaşık 350, bir sene boyunca 350 tane genci Kırıkkale Spor'un adı altında bunların eğitimini vermiş ve gerçekten büyük bir iş. Yani benim asıl yapmak istediğim hedeflerimden bir tanesi de budur. Yani Çankırı'nın gençliğine önem verelim. Ya biz şunun için mücadele etmek lazım. Ben üzülüyorum. Şimdi diyorum ki o kadar Süper Lig takımı izliyoruz. Ya bir tane Çankırı'nın evladı, ya bir tane, şu da Çankırılıymış diyeceğimiz bir tane arkadaşımız yok. Binlerce profesyonel top oynayan insan var Türkiye'de. Neden bunun bir tanesi Çankırılı olmasın? İşte bunun için bizim geçmek istediğimiz yol altyapı. Tabii ki üst yapı çok önemli. Üst yapı olmadan altyapı olmuyor arkadaşlar. Biz olsaydı zaten bu noktada olmazdı. Şimdi üst yapıyı hareketlendirelim, sinerji verelim, bir şeyler olsun. Sonra altyapıya giriyoruz. İlk önce üst yapı, sonra altyapı. İnşallah hocamızla beraber biz bunları başaracağız. Biz hocamıza güveniyoruz. Yani biz inşallah başaracağız. Bizim bu sene hedefimiz tabii ki mutlaka yine üst taraflarda bitirmek, şampiyon olmak, her şey takdir. Biz bir şeyler yapıyoruz, yönetim olarak her şeyi yapıyoruz. Sezonun başından beri mücadele ediyoruz. Yaradan takdir ederse, biz bu sezon iyi bir yerde, bunun bir tanesi de şampiyonluk. İnşallah sinerjimizi kaybetmeden biz devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki 1,5 senelik düşünüyoruz Harun hocamızla. Ama takdir dediğim gibi, yani sezon sonunda ne görürüz, ne biter. Belki Harun hocaya, hocam gel sana şu kadar para vereceğiz derler, elimizden alırlar. Buna da bizim gücümüz yetmez. Onun için şu anda ne konuşursak konuşalım. Seneye bir şey diyemiyoruz ama emin olun 1,5 sene. Bu sene bir tanımak, birbirimizi, takımımızı, işte bütçemizi. Ama seneye biz Harun Hoca ile devam edersek zaten iyi olacağını düşünüyorum yani. Ben Harun Hocama sormak istiyorum. Hocam 1074 takım kadrosunu nasıl buluyorsunuz, oyuncularını? Ayrıyeten sizden de duymak istiyoruz. Sezon başında şampiyonluk hedefi vardı. Bu hedefiniz devam edecek mi sizle birlikte? Şimdi öncelikle ben bu birlikteliğin öncelikle 1074 Çankırı Spor'la, camiye, şahsımıza bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel görevi bizlere veren, bize güvenerek veren, başta Sayın Başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yani Çankırı Spor Teknik Direktörlüğü onurlu bir görevdir. Ben de bugün itibaren bu görevi yapmak için layıkıyla çalışacağım. Çankırı bildiğim bir şehir, kulüp yapısını biliyorum. 2004 Sayın Başkanım söylediği gibi işçilere halindeyiz, maçı seyrettim, izledim. Potansiyeli olan bir şehir. Ben ilk takımlarının profesyonellikte yer almasını kesinlikle istiyorum. Son 4 senedir Ballı'yı çalışıyorum. Bu ligi çok iyi biliyorum. Bu lige hakim. Bu ligde şampiyonluk yaşadım. 2 sene evvel Osmaniyespor'da şampiyonluk yaşadım. Yani aynı şeyleri geçen sene kendi memleketimizde çok istedik. Nasip olmadı, kısmet olmadı. Bu sene şu anda buradayız. Lig başında değil ama şu anda bu göreve talip olduk. Konuştuk başkanımızla. Başlayacağız. Projeleri, söylemleri beni çok etkiledi Sayın Başkanımız. Yönetim kurulu çok genç. Bu şehirde esnaflık yapan, eşraflık yapan, bu şehre sahip çıkan bir yönetim kurulu var. Biz de bu Çankırı Spor'un futbol tarihinde başarılı bir şekilde ismimizin yazılmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Bilgi birikimimiz, donanımımız ona yeterli olduğunu düşünüyorum. Çalışacağız, çabalayacağız, keşke de şunu yapsaydık, asla demeyeceğiz hep beraber. Benim beklentim bu şehrin mülki amirlerinden, biraz evvel de sohbette söyledim, taraftarından, yönetiminden, teknik ekibinden, futbolcusundan, özellikle sizlerden bu taşın altına elinizi, gövdenizi sokmanızı istiyorum. Birlikte olursak inan başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yani bu şehir daha üstlüklere layık, daha veliyatında geçmişinde olduğu gibi. Biz de bu yolda varımızı vereceğiz. Keşke de şunu da yapsaydık, asla demeyeceğiz. Başkanın projeleri çok güzel, altyapısıyla, üst yapısıyla, işleyişiyle doğru bir kulüp yönetimi. İnşallah bunu başarabilecek gücümüz var. Ben hayırlı olsun diyorum iki tarafa da.
Rabbim utandırmasın, bizleri bu yolda geri bırakmasın, duamız odur. Başlayacağız, göreceğiz. Sonunuza gelince takımı ben sezon başından biliyorum. Geçen sene hazırlık maçı da oynadık. Ben bu vesileyle görev almış hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Dün akşam Sayın Başkanım'la görüşürken çok asil bir davranış yapmışlar. Yani hakikaten alışagelmiş bir davranış değil. Kendi evlatları, 3 senedir galiba çalıştıkları Faruk Hoca ve maçtan sonra galibiyeti hocalarına hediye etmeler asil bir davranış. Ben öyle görüyorum, öyle değerlendiriyorum. Alışagelmiş bir davranış değil, meslektaşımdır, emeği çok geçmiştir. Mutlaka onunla da görüşeceğim. Çok iyi niyetle çalışmıştır ama futbol takımlarında ayrılıklar olabilir. Bu bir süreçtir, bizim de olmuştur zamanında. Bu doğal bir süreçtir. Katkı sağlamak için de ayrılıklar olabilir. Bundan sonra bu takımı kalan maçların hepsinde yani final maçı gibi, şampiyonluk maçı gibi hazırlanacağız. Hep beraber hazırlanacağız. Hafta hafta düşüneceğiz. Lig bizi nereye getirir bilemiyorum. Çünkü makas açıldı. Şöyle 11 puan var. Bizim elimizde olsa dersin ki yendiğin zaman üzerine geçen bizim elimizde değil. Bizim maçımızda bir tane maçımız var. Çarşamba Spor'la. Ama bizim elimizde bir şey yok. Ama şunun sözünü buradan verebilirim. Çankırı halkı. Yani mevcut şartlar altında, mevcut kadroyla övünebilecekleri en kısa zamanda ne zaman olabilir? Bir takım izletme adına iyi birikimimizi ortaya koyacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Başkanım'ın dediği gibi bu sene lig bizi nereye getirir? En iyi yere getirir inşallah, en iyi yere getirir. Onun da zaten o konuşmamızda, anlaşmamızda ben Osmaniye'de bu şekilde gitmiştim. İkinci dönem bizde devam etme kararı alırlarsa, yani bizim de ortak paydamız olursa, sezon maçından beri doğru transferlerle, yani kendi yapımıza uygun transferlerle, doğru bütçeyle inşallah bu takımı layık olduğu üstte taşırız, onun sözünü veririz. He hocam işte bundan sonraki maçlar için de şunu bastıra bastıra söylüyorum. Her maçımız mevcut kadromuz, ben kadroyu biliyorum. Yani mevcut kadrodaki oyuncuların %80'ini isim olarak biliyorum. Seyrettim. Konuştuklarım da belki olmuştur. Yani futbolcum da olan vardır işlerinde. Çalıştığım oyuncular da vardır ama karşılıklı rakip olarak canlı seyrettiğim, yani referansına güvendiğim insanlardan aldığım bilgi, isim olarak bildiğim oyuncular var. Yani en iyi şekilde Merzifon maçıyla başlamak kaydıyla 3 maçımız var. İçeride Ünye maçı, diğerde Görelle maçı, devre arasında kayıpsız gitmek istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Yaşayacağız, çalışacağız, göreceğiz. Ben tekrar Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu'na bizlere bu görev verdiği için teşekkür ediyorum. Bu yolda da takımımıza, bizlere başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin de desteğini her zaman arkamızda görmek istiyorum. Sayın basın mensupları şunu her zaman söylüyor. Benim takım hakkında her zaman bilgi alma hakkınız inan vardır. Telefonum 7-24 saat açıktır. En doğal hakkınızdır. Şehir dışında yaşayan Çankırılar takım hakkında bilgi almak sizin aracılığınız olacak. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Yeter ki samimiyet olsun, yeter ki karşılıklı güven olsun. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İdmanlarda da olsun, takım hakkında bilgi de olsun. Yani bilgilendirme olarak ben bunu her zaman sizlerle paylaşacağım. Sizler de bizleri itici güç olarak eleştirilerinizle, yapıcı eleştirilerinizle destek vereceksiniz. Ben sizden de bunları isterim, beklerim. Ben 4 senedir bu ligde çalışan bir teknik ekibim. Ve bu ligde de hep hedef oynayan takımlarda çalıştım. Tabii ki sezon başından beri inanın belki de 10 tane takımla böyle birebir görüştüm. Yani boşta çalışan, bu ligde başarılı olmuş kulüp başkanları, yöneticileri tabii ki yani arıyorlar. Görüşüyoruz, telefonda yüzle görüştüklerimiz var. Çağırdıkları başkanın olduğu gibi yüzle konuştuğumuz var. Ama içime sinen bir proje olmadı, açık söyleyeyim. Olmadı, şu ana kadar olmadı. Yani bu ligde içime çalışabileceğim, yani böyle bir hedeflerime uygun, benim antrenörlük vizyonuma, misyonuma uygun bir proje olmadı. Başkanımla konuştuktan sonra inan bu bende pekişti. Yani tabii ki söyledim, Çankırı, 1074 Çankırı Spor'un teknik direktörüne her teknik adam talip olmak ister. Çünkü onurlu bir görevdir. Benim için öyledir en azından. Yani geliş şekline tabii ki başkanımızla diyalogumuz olmuştur. Telefonla görüşmüştür. Sonra kendisi davet etmiştir. Maç izlemişimdir. Daha sonra gelişmiştir bu.
Yani bu işlerde antrenör işi de böyle oluyor. Yani benim bildiğim başka türlü olmuyor. Yani benim sorunuza cevap olduğunu bilmiyorum. Ya tavsiye üzerine kendileri de beni çok iyi bilirler. Yazdığın zaman da mutlaka araştırmışlardır. Harun Aydoslu kimdir? Nerede çalışmıştır? Çok basit teknolojiyle beraber. Açık söyleyeyim ben de araştırdım. Ben de Sayın Başkanımın yönetim kurulunu araştırdım. Açıkçası ben gelirken böyle 10 tane takımla görüştüm. Kafama yatmadı. Bir sürü takım var. Hatta şartlar olarak daha iyi. Kabul etmedi. Neden? Hedeflerime uygun değil. Sayın Başkanım, herkes sözünleri düzgün yönetiliyor. Konuştuktan sonra zaten pekişti. O güven gerçekten hasıl oldu. Laf olsun diye söylemiyorum. İnşallah o bizim için yanılmaz. Biz de onlar için yanılmayız. İnşallah hayırlı olur. Yani ben söyleyeceğim şu an için bu. Hocam ekip olarak mı geldiniz? Teknik yardımcı olarak Erol hocam, yardımcı hocam. Onlarla da bir fotoğraf alsaydım başkanım iyi olabilirdi. Kaleci hocamız. Yani ben geçen sene 5 tane ekibimiz var ama bu sene başkanımızla paylaşacağız. 3 ekipte kaleci antrenörümüz, yardımcı hocamız. Beraber başlayacağız, çalışacağız. Bu yeterlidir. Ben başka teknik adamlar gibi zaten çalışmaya başladıktan sonra görüyorum dışarıda böyle teknik direktör pozisyonunda işin içerisine giren bir adam. Yani ben öyle bizzat idman içerisinde böyle o heyecanı yaşayan biriyim. Hırslı bir yapım var. Herkesin ayrı bir antrenörlük stili vardır. Benim çalışma sistemimde de her şeyle güvendiğim arkadaşlarım vardır. Yaş olarak benden belki yaş büyük olabilirler ama takım arkadaşlarım da beraber çalıştığım ikincilikte, üçüncülükte çalıştığım arkadaşlarımdır. Beraber geldik, beraber çalışacağız. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şunu da söyleyeyim, çok zor bir şehire geldiniz yani. Ne kadar tanıyorum deseniz de başkanım az önce yakındı biraz. Yani gerçekten çok futbol anlamında çok zor bir şehire geldiniz. Yani takımı izledikten sonra mı karar verdiniz yoksa başkanın ben projelerim var, o mu ikna etti size? Takımı gördükten sonra bu takımda bu sene idare ederim, seneye kendi takımı kururum mantığıyla mı geldiniz? Başkanın projelerine. Bu, birinci öncelik neydi hocam? Birinci öncelik samimi olmak lazımsa başkanlığının söylemleri tanıştıktan sonra çünkü kahvaltıda beraberdik. Maçtan evvel beraberdik. Bir gün evvel telefonla görüştük. O elektriği aldıktan sonra alabiliyorsun. Ben de yaş olarak ben belki 53 yaşındayım. Yani öyle belki bu 17 senedir profesyonel futbol oynadım ve ondan beri sürekli ikincilikte, üçüncülükte antrenörlük yapıyorum. Değişik yöneticilerle, kulüp başkanlarıyla tanıştım. Ya gerçekten söylemleri beni çok etkiledi. Tabii ki takımı biliyorum. Takımı çok basit. Eğer 5 dakikalık bir çalışmayla takımı analiz edebilirsin. Yani takım kim Cihan Bal, kim Batına, kim Burak, kim Oğuzhan, kim Serkan, nerede oynamış? Veli nerede oynamış? Osman Cufa, Ali Yok nerede oynamış? Yani baktığın zaman bu ligde dolu dolu oynamış bu ligin oyuncuları. Ama öyle veya böyle nedenlerden doğru geri kalmış bir takım. Yani antrenörün görevi de o takımı çok iyi organize etmektir. Yani zihinsel olarak, fiziksel olarak o takıma maçları hazırlamaktır. Yani antrenörün birinci amacı da budur. Yani bunun eğitimini almış bir insan olarak veya tecrübeli olarak biri. Tabii ki başkanın söylemleri artı takımı gördükten sonra da tabii ki kararlılığın arttı. Söylemleri daha çok açık söyleyeyim başkanın projeleri beni etkiledi. Takım da zaten mevcut kadro içerisinde devre arasına en iyi şekilde toplayabildiğimiz 9 puan var alabileceğimiz hepsine talibiz. Almak istiyoruz. Ondan sonra mutlaka değerlendirmelerimiz olacaktır. Yarışırken senenin takımını da yapmak en büyük hedefimiz. Hem yarışacağız hem de inanın sağlam temel atmak istiyoruz. Buraya gelen sporcular, futbolcular buranın büyüklüğünü bilmeli. Yani hakikaten hiçbir sporcu, futbolcu, ben onu söylerim, hiç kimse, hocalar da dahil, yönetici de kulüpten üstte olmamalı. Yani Çankırı Spor gerçekten büyük bir marka, marka değerini büyütme adına da inan bu çabayı göstermemiz lazım. Bunu icraatla, söylemle, araştırdım, sordum, düzenli ödemeleri, düzenli yatmada, kalkmada, idman sahasında hiçbir problem yok. Eleştiri mutlaka olacaktır. Zor bir şehir dediniz futbol olarak. İnanın her yerde var. Ben Osmaniye'de çalıştım. Yani seviyorum, emeğim var orada. Harun Aydoğlu 20 senede sonra olsa
şampiyon hoca derler. Eşimiz, dostumuz çok vardır, arayan sonra kapı açıktır. Ama çok zor bir yer. Türkiye'nin en zor yeri bana göre. Yani spor basını da olsun, taraftarı da olsun. Yani farklı şeyler var orada. Çok değerli insanlar da var. Kendi memleketimizde de var. Ben Uşak'ta çalıştım, orada da var. Yozgat'ta çalıştım, orada da var. Manavgat'ta çalıştım, farklı sıkıntılar. Bu maalesef sosyal medyayla beraber benim tespitim, teşhisimdir. Maalesef bu üst seviyede bu rahatsızlıklar olabiliyor. Sen kararlı doğru olduktan sonra bunlara kulak asmaman lazım. Asmaman lazım. Doğru bildiğin, inandığın yolda devam etmek için çaba göstermen lazım. Tabii ki eleştiriler olacak. Art niyetli de olacak, farklı da olacak. Ama seviyeni kaybetmeden yoluna devam etmen lazım. Hoca olarak ben kendi adıma söyleyeyim, ekiple beraber. Yarın bitmesine 3 maçımız kaldı. Teknik direktörümüz olarak takımın başında çıkacaksınız. İkinci dönem takımda bir değişiklikler görürse transfer olacak mı? Neler düşünürsünüz? Takımı nasıl revizyon edeceksiniz? Kadro dışı kalan topçularınız var mı şu anda? Takımı nasıl gördünüz? Hafta boyunca biraz daha sık toplantı yapacağız. Eksiklerimizi, yapmak istediklerimizi. Bu maç periyotunda böyle belki fiziksel olarak da yüklemeyi başka bir şeyde doğru antrenman metotlarıyla, doğru stratejiyle inan takımımızı hazırlayacağız. Ama bu oynayacağımız maçlar bizi nereye götürür? O çok önemli. Yani biz her maça final maçı gibi bakacağız. Final maçı gibi hazırlayacağız. Tabii ki biraz evvel de söyledim, belki kaçırdınız. Tabii ki eksik yerlerimize, bu bütçeye uygun, burada varoluş nedenini bilen, burada varoluş çok önemli, onu vurgulayarak söyleyeyim. Neden burada, neden çağırmışlar, neden akitleşmişler? Yani bunu bilen, bunun gereğini yapan bir sürü futbolcu kardeşim var. Takım ruhu yaratabilirsek, tek hedef doğrultusunda birlikte hareket edebilirsek biz başarılı olabiliriz. İnan bakın, şampiyon takımlar hep bunu yapmış takımlardır. Ya oynayan, oynamayan, herkes tek amaçlı olursa kazandığı zaman, kaybettiği zaman üzülmesini bileceğin, kazandığın zaman da sevinmesini bileceğin. İnan ondan sonra işlerimiz daha da kolaylaşacak arkadaşlar. 1704 Çankırı Spor Kulübü Başkanı olarak Fahri Aytaş'la yolları ayrılırken zorlandınız mı? Neden istifaya ekibiyle beraber başvuruldu? Hocam yani size böyle bir şey yok. Yani çok emekleriniz var, hocam da vurmadı, onun da emekleri var, sizin de var dediğiniz gibi. Neden bu ayrılık oldu? 1074 Çankırı Spor daim kalacaktır her zaman. Başkan değişecektir. Ben çok duygusal bir adamımdır. Çok sert mizaçlı ama bir o kadar da duygusalımdır. Şimdi Fahri Aytaç, bu kulübün 1074 Çankırı Spor'da doğmasında, doğumunda bu var. Ebelik yapıyor bu adam. 883 gün denildi geçen toplantıda. 883 gündür bu 1074 Çankırı Spor'un başarılı olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve yaptı da. Ama bazı noktada onun bana istifasını sunmasındaki başkanım, yani şu süreçte bir değişikliğin, kan değişikliğinin takıma fayda sağlayacağını beyan etmesinden dolayı, çünkü hani bir hedef var, hedeften de uzaklaşınca ister istemez bir değişikliğe gidilmesi lazım düşüncesiyle bana istifasını sundu. Aslında Atatürk'ün maçında değil, Osmancık maçında sundu bana istifasını. Osmancık maçından sonra. Ama yine söylüyorum, ben çok duygusal bir adamım, vicdanen. Dedim ki ya şu Atakum maçı bizim için önemli. Biz bunu geçersek, dedik yani güzel bir şeyler olabilir yani. Çünkü inanıyorum ben, hocama da inanıyorum. Takımıma zaten müthiş derecede inanıyorum. Hocam dışarıdan geldi şimdi, dışarıdan bunu analiz etmiş. Biz içindeyiz, biz iyi bir takım bulduk abiler. Yönetim olarak da memleketin bize vermiş olduğu katkılarla beraber bu sene iyi bir takım kurduk yani. Biz Fahri Hoca konusunda tabii ki duygusal olacağız. Fahri Hoca bizim özümüz. Fahri Hoca bizim canımız. Fahri Hoca ciğerimiz. Yani biz maçtan sonra dediğim gibi gittik, evinde ziyaret ettik. Abimiz bizim ya. Dedik gidelim evinde. Bu onun takımı. Onun takımı şey oldu, galip geldi. Buna armağan edelim dedik. Yani bu saatten sonra artık direksiyonun başına Harun Aydoz geçti.